Evet, pazartesi günü ortaya çıkan 6 yaşındaki çocuğumuza yönelik skandal, sapkınlık, söyleyecek kelime bulamıyorum. Türkiye'yi sarstı. Hükümetin duyarsızlığı elbette kamu vicdanında çok olumsuz bir karşılık buldu. Ben de şöyle bir tweet attım. Böyle bir olayın ortaya çıkması, gerçekleşmesi sapkınlıktır. Ama hükümetin buna 3 gün sonra ses vermesi felakettir dedim. Aynı görüşteyim. Bakanlıklarımızın hükümetin ciddi sorunlar noktasında daha duyarlı olmasını beklemekte muhalefetin parlamentonun en doğal hakkı. Çarşamba günü ayın 7'sinde nöbetçiydim. Burada bütçe görüşmeleri yaptık. Ticaret Bakanımıza, Enerji Bakanımıza ve Çevre Bakanımıza teşekkür ettim şunun için. Bugün biraz önce gördüğünüz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na parmak sallama hadsizliğinde bulunmadıkları için. Tekrar onlara teşekkür ediyorum. Sayın Bakan, siz buraya bütçe istemeye geldiniz, para istemeye geldiniz. Bu mecliste hiçbir siyasi parti grubuna, hiçbir milletvekiline hadsizlik yapmak, parmak sallamak sizin işiniz değil. Buranın huzurunu daha fazla kaçırmayın. Belge ise belge, bilgi ise bilgi. Bak, bu konuşma dosyam, bu da senin yapacağın konuşmadan sonra açacağım dosya. Elinden geleni ardına koyarsan şerefsiz. Sayın Altay. Sayın Altay. Ana muhalefet partisine, ana muhalefet.